Harbiye Plus'a hoş geldiniz. Bugün yanımda izleyenlerimizden Barış var. Barış Alanyalı değil mi? Evet. Barış gerçekten Alanyalı. De Alanyalıymış bu arada. Evet. Alanyalılı mı oluyor? Nasıl oluyor? Alanyalı. Yalı, düz. Tamam. Okey. Şu masamızda görebileceğiniz ürünlerden anlayabileceğiniz gibi arkadaşlar, Barış bir Xiaomi sever, aynı benim gibi. Bana bir mail attı Barış, dedi ki abi siz daha önce Ahmet Emre ile bir Xiaomi'yi neden seviyoruz videosu çekmiştiniz. Evet. Ben de bir sürü Xiaomi ürünü var, onları kullanıyorum, bunun ikincisini çekelim mi? Ben dedim seve seve gel buyur ofisimize, seninle anlatalım. Önce bir seni tanıyalım Barış, ondan sonra bu ürünlerle devam edelim. Ben Barış, soyadım Alanyalı, İstanbul Çekmeköy'den geldim. Xiaomi tutkunuyum gördüğünüz gibi. Xiaomi'yi seviyorum. Aldım da bayağı ürünü. En başta bunu aldım. Zaten efsanemiz bu. Mi 8. Mi 8'i aldım. Ondan sonra zaten arkası da geldi. Aslında Mi 8'den önce ben Mi Band 2'yi aldım. Ondan sonra bu geldi. Sonra da gördüğünüz gibi gerisi de geldi. Merak ettiğim şeyi sorayım. Mi 8'i ne zaman aldın ve nasıl aldın? Yani hani Xiaomi'de çok değişiyor. İthalatçı garantili, garantisiz, Türkiye garantili geldi falan. Ben aslında Mi 8'i Hepsi Burada'dan Şubat ayında aldım. Çok uygun aldım. 2.900'e aldım. Ondan sonra bir fırladı fiyatı. Aynen. 3 milyar 500'e falan fırladı oldu. İthalatçı garantili aldın. Evet, Delta servisi ithalatçı garantili. Herhalde garantiyle bir işin düşmedi çok şükür. Yok, inşallah da düşmez yani. Biliyorsunuz garantinin nasıl olduklarını. Şimdi masamızda neler var? Ben bir onları sıralayayım. Zaten sen söyledin. Mi 8 kullanıyor şu anda da aktif olarak. Hemen şurada görüyorsunuz. Mi Band 2 kullanıyormuş daha önce Barış. Ondan sonra 3'ü atlayıp direkt olarak 4'e geçmiş. Kutusu burada. Evet. Cihazın kendisi de burada. Bir tane Wi-Fi alıcısı var ya router desek daha doğru olur alıcıdan ziyade. Kablosuz şarj pedi var. Bu ilginç bir konu çünkü Mi 8'in kablosuz şarj desteği yok. Evet. Bunu konuşacağız birazdan. Bir tane hoparlörü var. Bunun kutusu şu mu? Evet. Yok değil. Yok. Bu Mi Band 2'ymiş. Önde. Ben şeyi kestiği için göremedim. Bir tane power bank'i var. Bu 20.000 olan mı? Evet, altında yazıyor 20.000. Aynen şurada yazıyor. İkinci nesil diye mi geçen bu? Evet, ikinci nesil. Bende de birebir bunun aynısından vardı. Üzerine su döktüğüm için bozuldu. Çok da geçmiş olsun. Üzgünüm. Onun dışında atladığım bir şey var mı? Yok. Yok. Hepsi var yani. Şimdi sırayla gidelim. Mi Band 2 kullanıyordun. Evet. Tahmin ediyorum ki memnundun ki. Çok memnundum. 4'e geçtin. 4'e geçtim. 4 daha güzel geldi bana. Artık çok yıprandı. Çok şey yaptı. Artık şarjdan da kısaldı. Ben de Mi Band 4'e geçtim ve memnunum. Zaten kaç 2 hafta oldu. Memnunum yani, güzel. Şarjı da daha yeni şey yaptım, ekledim. Yani yeni bağladım. Şu an 2 hafta gidiyor. Onu nereden aldın? O da Hepsi Burada. Ve kaça aldın? Kaça aldın? Hepsi Burada vereli gibi oldu. Vallahi değil ha. Hepsi Burada'dan aldım. Tamam iyice artık. Hepsi Burada'dan aldım. 229'a indirimli fiyatı. İnmiş bayağı inmiş. Bayağı inmiş. iyice vereli oldu. Yok vallahi billahi değil arkadaşlar ama fiyat da hakikaten ucuz olunca hakikaten ona döndü. Aslında daha da ucuz oldu. 200'e indi benden sonra. Çünkü yok ben direkt ilk çıkış fiyatını biliyorum 300 lira diye. Ondan sonra takip etmemiştim. 220 liralar çok iyi fiyat. Çok iyi. Zaten onu ben gruptan öğrendim. Grupta herkes alın alın diyor. Yani almaya dövüyorlar neredeyse. Ben de aldım yani onları deyince. Hatta teşekkürünü bile ettim. Şeyi merak ediyorum. Mesela 3'e niye geçmemiştin de direkt 4'e attın? 3 böyle biz de hep Ersin abiyle öyle yorum yapıyoruz. Çok böyle hani devrimsel ya da biz tam buna geçeyimlik bir sanki şey vermedi insanlara. Hissiyat vermedi. Bana göre aynı geldi. Sonuçta bu da renksiz ekran. 3 de renksiz ekran. Hı hı. Ben daha çok buna şey yaptım. Bunda bayağı bir yenilik gördüm. Zaten bunu kullanan direkt buna geçsin. 3 almasın yani. Bence de şu konuya gelelim. Mi 8 kullanıyorsun. Evet. Kablosuz şarjı desteklemiyor. Evet. Neden Xiaomi'nin kablosuz şarjını aldın? Başta merakını aldım. Ben normalde Note 5 kullanıyordum. Aha. Onda destek vardı. Note 5'te var mıydı kablosuz? Note 5'te destek var. İyiymiş. Ben de onunla kullandım. İlklerden çok güzel gidiyordu. Çok güzel şarj ediyor. Yanında tabii kablosunu falan veriyorlar ama adaptörünü vermiyorlar her zaman gibi. İlkten kullanmaya başladım. Sonralardan bir şarjı kesiyor, bir şeyler yapıyor. Yani çok değişik bir şeyler yapıyor. Yani şarjı kesiyor bildiğiniz. Yani normal sen telefonun üstüne koyuyorsun. Bir süre şarj ediyor. Ondan sonra kendi kendine bırakıyor. Sonra bir şarj ediyor. Sonra kesiyor. Bir daha bağlıyor. Ama yüz yapıyor yani. Servise versene belki
hani acaba Note 5'inde mi sorun var? Şimdi ben hepsi suçu buna atmayayım. Yani bir senin kablosuz şarj destekleyen başka bir telefon bulup bir test etmen lazım. Tabii ki yani. Ama bana birazcık bu sorunluymuş gibi geldi. Ondan dolayı olabilir. Sadece merakını aldın. Evet, sadece merakını aldım ve gayet de rahatmış yani. Artık kabloyu takmaya gerekse oraya koyuyorsun yani. Mi 9'da kablosuz evet, var dedi. Eğer Mi 9'a geçersen en azından kullanırsın. 10 yani. Watt bu arada bu arkadaşlar evet. Merak edenler için 10 wattlık bir yani çok hızlı bir şarj yapmıyor kablosuz şarj standartları için. Biraz geride. Router'dan bahsedelim. Router'ı hangi ihtiyaçtan aldın? Router'ı benim evim 3 katlı. En alt katta modem. Biz en üst katta duruyoruz. Oraya da internet yetmediği için bu benim destekçim oldu. Bunun tek sıkıntısı da kurulumu. Neden? Android için çok zor, iOS için çok kolay. Mi Home'da çok yani zor aslında kuruluyor. Aslında hep Android telefon üreten bir şirketten bahsediyoruz. Bu da çok ucuz bir ürün. Ucuz. Ben bunu Çin'den aldım ama hatırlamıyorum ne kadar aldım. Bayağı oldu. Hepsi parada dışında bir yer sevdik. Bunu ne kadar aldığını hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Türkiye'de 100 lira civarında bir şey olması lazım. Bende de belki var bir tane. Belki daha da uçmuştur ama düşmüştür. Önerir misin insanları? Direkt kullanıcısı olduğunu söylüyorum. Öneririm. Ama kurulumu zor. Onu söyleyeyim başta. Kurulumu zor. Nasıl hallediyorsun bu zor olan kurulumu? Yani uğraşarak mı? Uğraşarak yani? Tabii ha. Ki. Yani tabii pes etmiyorum. İlerlete. Bazen bir en sona geldiğini zannederken en başa atıyor. Zor yani bir ürün ama güzel. Kurduktan sonra gayet veriyor yani performansını. Valla bu benim favori ürünlerimden. Kesinlikle. Hemen 20.000 mAh'lik powerbank'e geçiş yapacağım. Benim neden? Çünkü özür dilerim 20.000 mAh için gayet taşınabilir bir formda. Yani çok büyük bir kapasiteden bahsediyorum. Tabii cepte falan hani teknik olarak taşınır ama bence çanta kullanan bir insan olmanız lazım. Ben zaten hep çantamda eksik bırakmıyorum. Onu soracaktım. Hep çantamda zaten kablosuyla beraber. Zaten kablo vermediler. Ben bununkinin kablosunu kullanıyorum. Deneyimlerini aldım bununla ilgili. Mesela sen şu an 1008 kullanıyorsun. Tam şarj ettiğin zaman bunu boşaltmadan kaç kere... Onu ben hiç boşaltmadım ama sıfırdan %100'e 5 saatte ediyor. Kendisini evet. Diyorsun değil mi? Evet, 5 kendisi... saat yalnız 20.000 mAh için gayet iyi rakam. Evet iyi. Normalde hani 10 civarında olanlarda bu rakamları görebiliyoruz. Peki bu tam doluyken... Mi 8'ini kaç kere üst üste şarj edebiliyorsun? Normal ben bunu sıfırdan %100'e... Bir kere şarj ettim, bir diş indi. O kadar yani. Yani full şeyi test etmedim. Yani full etmedim. Anladım. Yani. Konuşmadığımız tek bir ürün kaldı. Xiaomi'nin minnak Bluetooth hoparlörü. Niye aldın? Nasıl şey tecrübe kullanımı vesaire? Ben zaten hoparlör almayı düşünüyordum. Küçük bir hoparlör olsun istiyordum. Ve ben direkt Xiaomi'nin şeyini gördüm, hoparlörünü gördüm. Gerçekten ses bombası denebilir. Gerçi sesi çok güzel. Ama tek sıkıntısı arada kopmalar yaşanıyor. Bluetooth bağlantısı evet. Kopuyor. Yani 100 metre yani aramızda 10 metre var kopuyor. Şarjı ne kadar gidiyor bunun? Şarjı daha hiç sıfırlamadım. Güzel gidiyor yani bayağı gidiyor. Ben mesela bir hafta kullandım hala şarjı var. Yeni ama mi aldın bunu? Bunu yeni aldım. Ha okey kaça aldın? 60 liraya aldım. 60 liraya. O da fena var. Değil. Ama tabii ses ben hiç bunu kullanmadım. Videodan önce de denemedik. Ses performansını bilmiyorum. Barış şimdi bu kadar Xiaomi ürünün var. Evet. Bir şeyi konuşalım. Neden Xiaomi'yi bu kadar seviyorsun? Çünkü fiyatı, performansı neden alınmasın? Yani sen de aslında klasik her Xiaomi sever gibi ben de evet. Böyle düşünüyorum. Uygun fiyata, fiyatına karşın iyi ürünler yaptığını Apple kadar performans veriyor, Samsung kadar da ucuz diyebilirim. Zaten Samsung eskiden ucuzdu, şimdi hiç ucuz değil. Yani doğru, bir şey. Türkiye şartları da birazcık evet. Ne yazık ki bunu da etken ama haklısın. Peki Ahmet'e de sormuştum bu soruyu. Aklında kalan... Ya işte hani şu an durumum yok ya da işte zaten telefonumdan memnunum ama param olsa direkt gider alırdım dediğin son dönemde takip ettiğin istediğin Xiaomi ürünleri neler? Var mı öyle şeyler? Mi Mix 3 denebilir. Benim de gerçekten hani bir sürü daha işte şu su daha iyi bu su daha iyi diyebileceğimiz telefon var ama gerçekten kullanırken çok keyif aldığım bir cihazdı. Kısa bir süre galiba yansıtırmıyorsam bir hafta kadar falan kullanmıştım. Gerçekten çok keyifli cihaz. Yani Mi 9... Tam ekran olayı falan çok günlük hayata yansıyor. Zaten Mi 9 demiyorum direkt Mi Mix 3 diyorum. Çünkü onun tasarımı olsun, performansı olsun gayet güzel yani. Şeye falan hiç gitme imkanı buldun mu? Bu kadar Xiaomi kullanan biri olarak istemişsindir diye düşünüyorum en azından. Mağazalar açıldı ya. Yok oralara hiç yolum düşmedi ama gitmek istiyorum. Bir bakmak, orada çünkü artık mesela yastık falan bile getirmişler. Evet. Hani çok bizim bugüne kadar hiç duymadığımız bile. Mesela geçen gittiğimde şeyi öğrendim. İşte su filtreleme şeyi getirmişler. Yeni bir tane cihazı getirmişler Xiaomi falan. Gerçekten çalışıyor yani her konuda. Her şeyi yapıyor yani.
Var mı başka eklemek istediğin konumuzla, video ile alakalı, Xiaomi ile alakalı? Yok, bu kadar. Çok sağ ol, ayağına sağlık, geldin. Bu kadar ürünü taşıdın burada, anlattın bizlere. Arkadaşlar, bu videoda yine neden Xiaomi'yi sevdiğimizi anlattık ve Barış'ın kullanmış olduğu ürünleri sizlere gösterdik. Konuyla alakalı yorumlarınız, Barış'a varsa sorularınız lütfen aşağıda belirtin. Barış da onları okuyup cevaplar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sen kalın. We'll be right back.